Öncelikle Arda'ya ve Vevraz ekibine teşekkür ederiz. Yine böyle güzel bir etkinlikle bizi bir araya getirdi. Ben şu geleneksel foto çekme olayımı önce yapmak istiyorum ve güzel anısı olayı hep yapıyorum. Şöyle biraz yaklaşırsanız. Tamamdır. Şimdi az önce Arda'nın da dediği gibi ya mobil önemli. Hani bunun artık çok tartışılacak bir tarafı yok. Genelde böyle dünyadaki konferanslarda, Türkiye'de de işte mobilin öneminin vurgusuyla bu şeylere başlıyorlar ama yani bu artık hakikaten vurguya bile ihtiyaç duymayan bir nokta bence. Çünkü akıllı telefonların penetrasyon oranındaki ciddi artış, işte mobil uygulamaların diğer çözümlere göre getirdiği ekstra faydalar çok ciddi bir shifting yarattı. Özellikle tüketim tarafında ve bizim birazdan değineceğimiz bu e-commerce dünyasında. O yüzden hakikaten lamicim yok. Mobil önemli. Ben önce bir Türkiye'yi şöyle genel olarak bir review edelim. Bir özet üstünden geçelim istiyorum. Şimdi bizim ilginç bir pazarımız var. Yani 75 milyonluk bir nüfusumuz var aşağı yukarı. Ve bu nüfus içinde işte 65 milyon cellular bu GSM hat sahibi kişi var. Daha doğrusu hat sayısı var. Buna karşın 36 milyon internet kullanıcısı var. Ve bu 36 milyon internet kullanıcısının 8 milyonu e-ticaret tüketicisi, online dünyada tüketim yapıyor. 13 milyon akıllı telefon sahibi var yaklaşık. 7 milyonu bunun bir şekilde bir mobile payment aktivitesi gerçekleştirmiş. Ama bu micro payment anlamında söylüyorum yani operator billing. Ve 2 milyon da yaklaşık piyasada penetre etmiş NFC'li cihaz sayısı var. Tabi bunların hepsi aktif user değil ama en azından cihaz sayısı böyle. Şimdi bu gerçekten ilginç bir pazar verisi aslında. Çünkü müthiş bir gap'i anlatıyor bize. Yani 65 milyon adam var. Yani hat sahibi daha doğrusu 36 milyon internet kullanıcısı var. Gel gelelim toplam ülke nüfusunun oranla %10'larda kalmış bir e-ticaret tüketimi söz konusu. Arada müthiş bir gap var. Smartphone sahibi tekrar ediyorum 13 milyon. Ama henüz smartphone'ları üstünden tüketim yapan adam sayısı işte birazdan oralara da değineceğiz yaklaşık 700K'larda. Yani müthiş bir pazar var gerçekten. Şimdi önce şu e-ticaret tarafına birazcık değinelim. 36 milyon adam var dedik internet kullanan ve bunun yaklaşık 8 milyonu iyi tüketici diyelim ona internetten alışveriş yapmış. Yani bu genel bütün transactionları saymıyorum. Gerçekten girip bir ürün, hizmet, bir şey satın almışları sadece dahil ediyorum. Şimdi burada bir gap var. Yani 28 milyon insan nerede? Bunlar e-ticaretten niye alışveriş yapmamışlar? Baktığımızda yaklaşık %24'ünün bir security concern olduğunu görüyoruz. Yani kart bilgilerini paylaşmak istemiyorlar. Veya genel olarak internetten tüketime güvenmiyorlar. Ve yaklaşık %26'sının da kredi kartı yok. Şimdi biz böyle genel olarak hani kendimizi şeyle motive ederiz ya. Ya Türkiye çok hızlı büyüyen bir pazar. Çünkü müthiş bir genç nüfus var. Ağırlıklı genç nüfusu olduğumuz için de her türlü yeniliğe çok çabuk adapte oluyoruz deriz. Şimdi bu doğru bir şey. Ama bunun bir de deficiency'si var. Çünkü gençlerin en çok kredi kartı yok. Yani o gençlerin daha çok ödeme sorunları var. Bu ikisi de bir araya geldiğinde aslında İnternet hızlı büyürken e-ticaretin önünde bir blokaj oluşmuş oluyor. Yani hem security hem de kartı olmayan genç kitle yüzünden. Peki bir de mobil uygulamalar tarafına bakalım. Şimdi burada bir alışkanlık gelişmiş mobile app dünyasında. Bir kullanıcı milyonlarca app içinden ortalama 40 tane app download ediyor. Ve bu 40 app'in de 15'ini kullanıyor. Genel ortalamalar bu yönde. Şimdi genel olarak akıllı telefonda geçirilen zamana baktığımızda da %18'inin browserlarda, %82'sinin app'lerde geçirildiğini görüyoruz. Yani bu app dünyasının aslında ne kadar önemli olduğunu ortaya koyan bir veri. Smartphone kullanan kitleyi ele aldığımızda. Gel gelelim app'ler içinde bir kırılıma gittiğimizde %42'si oyun veya eğlencede vakit geçirirken %31'i sosyal ağlarda vakit geçiriyor. Başta Facebook olmak üzere. Geriye sadece %27'lik bir dilim kalıyor. Yani utility işte veya e-commerce yapabileceğimiz app'ler, bir şey satabileceğimiz app'ler ya da buna benzer yani bunların dışında kalan bütün app'ler. Şimdi
buradan bir hesap yapalım kabaca. Adam 40 tane app indirmiş. Bunun 15'ini averajda işte kullanıyor aktif olarak. Ve biz burada geçirilen sürede %27'lik bir dilime gireceğiz. Eğer bir ürün, hizmet, bir şey satmak istiyorsak, bu adama mobil cihaz üstünden bir ticaret sağlamak istiyorsak, bu da averajda yaklaşık 4 uygulamaya denk gelir. Yani 4 uygulamadan biri olmak zorundasınız mobil ticaret yapmak için aslında. 4 uygulamadan biri olabilmeniz için bu kadar rekabetin çok olduğu, erişimin, seçeneklerin bu kadar bol olduğu bir pazarda bir kere gerçek bir katma değerinizin olması lazım. Yani çok böyle bulletproof, çok odaklı bir şey sunuyor olmanız lazım kullanıcıya. Bunun yanı sıra hiçbir bariyeriniz olmaması lazım erişilebilirlik konusunda. Diyelim bu iki koşulu sağladınız. Bir kere müthiş bir kullanıcı deneyimi sağlamanız lazım. Çünkü alternatifleriniz var. Ve yani kullanıcı bir şekilde sizle uğraşırken mutlu değilse veya ona hani bir böyle bir hurdle sağlıyorsanız experience'da anında bir alternatifi tercih edebilir. UX'in dışında da genel olarak servisinizin usability'si de ciddi yani maksimize edilmiş olmalı ki bu 4 uygulamadan biri olmaya hak kazanın. Şimdi diyelim oldunuz. O 4 uygulamadan biri oldunuz. Hala bir sorun var. Birçoğumuz yaşıyoruzdur. Ben mesela her gün yaşıyorum. Mobil uygulamalarda ödeme yaparken ciddi sıkıntı çekiyorum. Yani kart bilgisi girerken. Çünkü internetten daha da zor. Yani küçücük bir ekrana 16 tane giriyorum. İşte CVC2, son kullanım tarihi bilmem adımı soyadımı giriyorum. Ve bunu sıklıkla da her defasında yapmam gerekiyor. Bu da aslında birçok mobil uygulama üzerinden satış yapan işte e-ticaret sitelerinde, diğer uygulamalarında genel anlamda gidip görüştüğümüzde de sadece bizim kanımız değil, o merchant'ların da mobil kanatta başlıca sorunlarından biri. Ha, buna rağmen yaklaşık %10 ila 15 arasında bir hacme ulaşmış durumda. Türkiye ticaretindeki mobil uygulamadan gelen hacim diyelim ona. Bu iyi bir oran ama bu blokajlar kaldırıldığında aslında burada çok ciddi bir büyüme yaşanacağında habercisi bence. Ve baktığımızda şu an Türkiye'de, demin de söylemiştim, 700 bin civarı insan mobil uygulama üstünden alışveriş yapıyor. Yani çok az aslında. Çok az ve çok daha fazla büyümeye de potansiyel taşıyor. Şimdi bir de işin NFC boyutuna bir değinelim. Şimdi bunları parça parça irdeliyorum. Sonunda birleştireceğim bütün resmi. Şimdi NFC'de şöyle bir dünya var. Yani NFC işte yıllardır bekliyoruz ya böyle ne zaman NFC her yerde böyle duyacağız, ne zaman o hak ettiği yeri bulacak falan diye. Hepimiz bekliyoruz. Şimdi burada NFC'nin aslında hayatımızda her alana dokunabilmesi için 4 gereksinim var. Biri cihazlar. Yani cihazlarda NFC olması lazım. Şimdi artık iPhone hariç, Apple hariç bütün cihaz üreticileri NFC konumluyorlar yeni ürettikleri modellere. Hatta birçoğuyla Ar-Ge'leri de biz yapıyoruz. Ve yeni gelecek modellerinde de NFC commitment'ı alıyoruz bir fiil. Çünkü biz de ciddi bir NFC ekosistemi oluşturmaya çalışıyoruz Türkiye'de. Ve bunun için de bu adamlarla bayağı işbirlikleri geliştiriyoruz. Şimdi ama bu adamlar NFC'li cihazları ürettiler diyelim. Bir de yani SIM kart teknolojide bir improvement gerekiyor. Özellikle eğer SIM-centric uygulamalar yapıyorsak. Ne bunlar? Mesela ödeme uygulamaları, işte security gerektiren veya ulaşım uygulamaları. Belki haberiniz vardır, 2 gün evvel ulaşımda telefon kullanımı ile ilgili bir lansman yaptık. Bunu Urfa'da başlattık. İşte artık mobil cüzdanlarımızla gidip mesela Urfa kartımızı telefonumuza ekledikten sonra dolum yapabiliyoruz ve gidip otobüse dokundurup binebiliyoruz artık NFC ile telefonları. Bunu da Urfa'dan özellikle başlattık. Hani doğuda inovasyon olsun, batıya zaten getiririz diye. Şimdi bunlar SIM-centric uygulamalar. Hani biz operatör olarak tamam bunları yapıyoruz. Bir de SIM bağımsız, SIM-free yapılar var. Ne onlar? İşte entertainment, işte M-loyalty. İşte ne bileyim böyle tagging, smart posterler, işte müzik uygulamaları vs. bununla ilgili birçok işte sosyal işte bir takım interaction sağlayan NFC tool'ları geliştirilebiliyor. Şimdi diyelim bu üçü de pazarda hazır. Yani cihaz üreticileri üretti, işte operatörler simlere yatırım yaptı, sim free'ler de zaten cihaz üstünden gelebilen bir yapıda. Aslında şu an bulunduğumuz noktada artık NFC'nin böyle boost etmesi için geriye bir element kalıyor. İşte bu sona yazdığım. O eksik şu an piyasada. O da hayatımıza dokunan mobil uygulamalar.
Yani bunlar yok şu anda. Ve bu aslında pazarın NFC kullanımının gelişmesi için geriye kalan en vital şey. Ve olmayan şu an tek şey. Bunu sağladığımız an NFC'nin de çok ciddi şekilde hayatlarımızda yer alıyor olduğunu göreceğiz. Bu konuda ya şunu da çok açıkça dile getirmek istiyorum. Biz projelere gerçekten katma değer sağlayan ve hayatta dokunan işte iş fikirlerine, NFC konsepti, ürünlere de çok açığız. Bu konuda destek de sağlıyoruz, işbirliği de yapıyoruz, partnership de yapıyoruz. Bu yüzden böyle fikirleri olan herkese de kapımız sonuna kadar açık. Şimdi NFC'nin şöyle bir boyutu var. Her böyle yeni teknoloji önce bir trigger edildikten sonra bir peak yapar beklenti anlamında. Gerçekten bir expectation maksimize olur ve olmadık hayaller kurarız falan, şöyle olacak böyle olacak deriz. Bu sonra bir hani disillusionment'tır ve düşer. Ya deriz ki niye olmadı acaba, biz böyle hayal etmiştik ama o kadar da çıkmadı deriz. Sonra bir enlightenment gelir, deriz ki ya aslında biz bunu böyle böyle kullanırsak bu bir maturity'ye ulaşacak. Yani bu kadar da abartmanın alemi yok deriz ve daha lean, yalın bakmaya başlarız o teknolojiye. Ve çok böyle sonuç odaklı, bir problemi çözen, problemi tanımlayıp ona bir çözüm getiren spesifik ürünler geliştirmeye başlarız. O zaman bir maturity gelir o teknolojiyle ilgili. Şu an NFC'de de oradayız işte. Yani o productivity, verimlilik dediğimiz kısım NFC için başlamış durumda. Kalan her şey de pazarda artık set ediliyor. Tekrar ediyorum, eksik kalan şey mesela Türkiye'deki birçok girişimcinin NFC temalı, NFC ilintili ve hayatta dokunan, katma değer sağlayan uygulamalar çıkarması. Ve bu çok önemli. Diyelim biz uygulamaları da çıkardık ama özellikle perakende, yani NFC'nin en çekici olduğu noktalardan biri. Çünkü hala bu ülkede tüketimin %90'ı offline'da gerçekleşiyor. Diyelim her şeyi sağladık. İşte o %90'lık pazarda, offline pazarda bu çözümü uçtan uca yaşayabilmek için POS'ların veya işte merchant'ın o accept ettiği payment'ı mekanizmalarında contractless, temassız ödemeye izin veriyor olması lazım. Burada da çok ciddi bir beklenti var. 2016 itibariyle piyasaya sürülecek POS cihazlarının, işte yeni tip bu kasaların vesairelerin %86'sının contractless destekliyor olması bekleniyor. Bu 2010'da %10'du. Yani bu global veri, tüm dünyada böyle olması bekleniyor. Bu da çok ciddi bir artış demek. Peki buradan gelelim bu mobil cüzdan konseptine. Şimdi e-ticaret dedik, mobil uygulamalar ve oradan tüketim dedik, NFC dedik, yavaş yavaş bir araya getiriyoruz. Şu mobile wallet dediğimiz olguyu bir ele alalım. Şimdi nedir? Yani ilk başta bir kere fiziki kartlara ihtiyaç duymayacağım bir dünya, çok hoş bir dünya, okey. İşte her yerde söylüyoruz hani, İnsanlar cüzdanlarını kaybettiklerinde 4 saatte fark ederken, telefonlarını kaybettiklerinde 15 dakikada fark ediyorlar. Bu kadar bütünleşik olduğumuz, bu kadar bağdaşık olduğumuz bir cihaz ve cüzdan taşımıyorum, çok hoş. Bu cihazla ödeyebiliyorum, güzel. Online ödemelerde kart bilgisi paylaşmam gerekmiyor. Ve çok hızlı, 20 saniye gibi sürelerde çok güvenli ödeme yapabiliyorum. Ve bir daha tekerrür eden işlemler, eylemler yapmam gerekmiyor. UX'i gerçekten boost eden bir eylem. Retail'da yine çok kolay, özellikle NFC deneyimi süper bir deneyim. Güvenli ve kolay ödeme yapabiliyorum. Ve utility'lerimde işte ulaşım olabilir, belli faturalarımı ödemek olabilir. Buralarda da gayet elimin altında bir tool'u istediğim gibi hareket edebiliyorum. Ama bir problem var bu resimde. O da şu, işte Şubat ayında Berlin'deydik. Bu Merchant Payment Ecosystems vardı işte, T-Mobile, O2, Deutsche Telekom, herkes geldi. Şimdi bir gördük ki herkes mobil cüzdan yapma derdinde. Yani deli gibi bir mobil cüzdan yapma şeyi var şu an, şevki var dünyada. Ve herkes yapmaya çalışıyor ama kimse success yaratamıyor. Yani Google da denedi, olmadı. İşte Deutsche Telekom çıktı, işte bir reklamlar geçtiler. Özellikle bu Polonya'da işte hani paying with phone is sexy diye böyle bir imrendirmeye çalıştılar insanları falan. Ama olmadı. Olmamasının da ardında iki sıkıntı hep dile getirildi. İlki şu, yani kullanıcı şu an tamam çok hoş bir fikir bu ama zaten adam ödüyor. Yani bir kartı var, gidiyor ödüyor işte. Telefonla ödeyince ne olacak? Yani niye onu seçsin? Hani tamam artılarını saydık, fiziki değil bilmem ne değil falan dedik ama
yani cüzdanı taşımaya alışmış adam bu behavior change'i ne getirecek? İki de bu da business sorun. O tüketici tarafıydı. Bu da bu wallet'ları yapmaya çalışan firmaların problemi. Bir monetization problem var. Yani bunu nasıl paraya çevireceğiz? Kimse bunun yolunu bulamıyor. Çünkü siz gidip zaten hazırda oturmuş bir ödeme ekosistemine ben yeni bir adap getirdim, üstüne bana şu kadar para verin derseniz vermezler size. Zaten adamlar küçücük POS komisyonları için sıkıntı duyuyorlar. Özellikle küçük brick and mortar işletmeler. Buradan alamazsınız yani o parayı. Ve bu monetization'da bir problem olduğu için bu da ikinci neden olarak hep önlerini tıkadı bu insanların. Ve dünya biraz şunu görmeye başladı. Aslında yakın gelecekte para ödemelerden değil, o ödemenin etrafını saran diğer fonksiyonlardan geliyor olacak. Şimdi bu çok önemli bir nokta. Tekrar ediyorum, telefonu cüzdana çeviriyorum. İçine kartlarımı koyuyorum, paramı koyuyorum, bankamatik kartımı koyuyorum. Güzel, fizikilerinden kurtuldum, hoş. Ama experience'ı shift ettiren, yani behavior change'i yaratan asıl şey benim o akıllı telefonla ödeme yaparken onun fiziki olan o kartların sağlayamadığı çok farklı teknolojileri getirebiliyor olmam kullanıcıya. Yani fiziki kartların hiçbir zaman veremeyeceği bir takım smart fonksiyonları koyuyor olmam ve shopping experience'ı ve tüketimi oradaki deneyimi gerçekten boost ettiriyor olmam. İşte bu aslında behavior değiştirecek olan şey. Yani oynanması gereken yerde, hedeflenmesi gereken yerde burası. Çünkü buradaki katma değer hiçbir başka çözümde bulunamayacağı için tüketici tarafından asıl o noktada o tercihi gerçekleştireceğini gördük. Şimdi mesela burada nedir yapı? Yani bir tüketicilerin bilindik işte ihtiyaçları var. Bu klasiktir tüm dünyada. İşte önce ihtiyaç belirlenir. Sonra bir işte bilgi alışverişi yapılır, search yapılır o ihtiyacı istinaden. Alternatifler değerlendirilir. Gidip satın alınır ve satın alındıktan sonra da yine bir post purchase ve experience vardır. Bizim işletmelerin de yani genel global olarak aşağı yukarı aynı ihtiyaçları var. Bir kere bir kampanya kurgu ve iletişim ihtiyacı var adamın. Gerçekten efektif ve direkt pazarlama yapma ihtiyacı var. Yine böyle lokal hatta mümkünse mağaza içi çözümlere ihtiyacı var. Penetrasyonu veya işte upsell dönüşümünü arttırabilmek için. Satış noktasında bazı çözümlere ihtiyacı var. Satış anında ve noktasında diyelim. Bir de bu satış gerçekleştikten sonrası için de bir sadakat ihtiyacı var. Müşteriyi tekrar dükkanına, mağazasına getirebilmek için. İşte bizce bunun en efektif, en katma değerli çözümü mobil cihazlar. Hatta daha güzel bir tool olamaz bütün bunları sağlamak için. Hem de tek bir platformda, tek bir araç ile. Çok güzel bence. Peki bu nasıl oluyor? İşte bu mobil sadakat dediğimiz, M-Loyalty dediğimiz dünya. Bir kere kredi kartlarının yanı sıra sadakat kartlarımı da ben bu telefona koyabiliyorum. O sadakat kartları normal fiziki olanlardan farklı olarak benimle konuşuyorlar. Ve bana bireysel davranıyorlar. Çünkü beni tanıyorlar. Çok böyle hani temel anlamda, hatta daha advanced anlamda belki sosyal entegrasyonlarından, işte temel purchasing behavior'ımdan, profilimden, işte demografik verilerime kadar çok şeyi biliyorlar ve buna göre gerçekten beni birçok ıvır zıvırdan ya da ilgilenmediğim, aslında tüketmek istemediğim gereksiz içerikten kurtarıp tamamen bana özel bir sadakat adabı mı diyelim, onu sağlayabiliyorlar. Kuponlar var. Yine istediğim an direktli ulaşabileceğim, lokasyon bazlı, tam tüketim anında, tam ihtiyaç anında ve ilgilendiğim ürün için bana gelebilecek. İşte konum bazlı servisleri zaten tartışmaya gerek yok. Çünkü tüketirken sürekli mobilim. Tekrar ediyorum, %90'ı tüketimin hala offline'da. Ve gidip AVM'de dolaşıyorum, cadde mağaza dolaşıyorum. Mağaza içi farklı deneyimler kurgulayabiliyorum. Birazdan değineceğiz onlara. Ciddi bir kişiselleştirme imkanı var. Sosyalleştirebiliyorum tüketimi. Ki müthiş bir şey. Ki social proof da marketingin yeni şeyi zaten. Hakikaten çok önemli. Oyunlaştırma zaten herkesin dilinde. Bir gamification gidiyor. Başarılı oluyor olmuyor ama en azından imkan var. Ve yeni nesil mobil pazarlama olanakları var. Yani bilinen mevcut çözümlerin çok daha ötesinde işte bir tane SMS atarak ya da bir push çıkarak değil mağazanın içinde alışveriş esnasında adamın baktığı bir ürün için veya o an yapmakta olduğu eylem için
veya bundan 3 saat sonra olacağı yeri paterninden bildiğim için gün içi böyle hareketlerinden vesaireden gerçekten çok daha uç noktada yeni nesil bir pazarlama ve sadakat dünyası ve CRM sağlayabiliyoruz bu cihazlarla. İşte bu asıl fark yaratan case. Şimdi baktığımızda buraya şunu görüyoruz. Bu mobil sadakatte en büyük ihtiyaç şu. Büyük markalar şunlardan korkuyorlar. Yani benim diyor hazırda bir yatırımım var, bir CRM ve sadakat programım var. Bunu bir şeyin replace etmesini istemiyorum veya ödün vermeyi istemiyorum bu dünyada. Zaten güzel olan da bu mobil cihazlar burada bir şeyden ödün verdirtmeden fiziki çözümü replace edebiliyor. Ve büyük markalar hiçbir şekilde ödün vermeden mevcut çözümlerini mobile taşımış oluyorlar. Brick and mortar için, küçük markalar için ise ihtiyaç aslında demin Arda'nın da bahsettiği gibi bu daha cloud based işte ve böyle adamın küçük subscription fee'lerle onu çünkü kart bastıracak, çok büyük böyle sadakat programları yapacak bir bütçesi yok. Küçük işletme, KOBİ. Daha böyle cloud ve subscription bazlı ve temel, çok basit sadakat uygulamalarının ihtiyaçlarını karşılayacak programlar elde etmesi ve bunu da kart bastırma zahmetine girmeden mobil cihazlarla, zaten herkesin telefonu var, kullandırtabilmesi. Bence çok büyük bir fayda. Yani özellikle küçük işletme için yine büyük bir fayda büyük marka için, çünkü o da experience'ı shift ettiriyor. Bu kısım gerçekten önemli. Şimdi şu mağaza içi deneyime bir değinelim. İşte Bonnie'yi bilirsiniz, güzel startuplarımızdan biri. Bu mikro lokasyon üzerine, yani GPS uydunun yukarıdan sonuçta sizi böyle olduğunuz konumu bulabilmesi böyle bir limitli bir capability. Mağaza içinde nerede olduğunuzu uydu bulamaz. Mikro lokasyon dediğimiz teknoloji, mağazanın içinde spesifik olarak neredesiniz, hangi ürünün önündesiniz, neye bakıyorsunuz, bunu anlamamızı olanak veriyor. Burada mesela Bonnie ile bizim güzel bir işbirliğimiz var. Yine Turkcell cüzdan üstünden, işte şimdi bunu develop ediyoruz. Teamlerde ilk başlatacağız. İşte havası bizde kalsın, prestiji de ilk oradan başlatacağız. Gidip gerçekten mağazalarda, mağaza içlerinde yeni nesil bir deneyim sunacağız. Şimdi bütün mesela şu son anlattığım kısmın resmini bir birleştirelim. Şu çok hoş bir deneyim. Yani örneğin Boyner'de yürüyorum. İşte reyon reyon geziyorum. Bir tane takım elbise görüyorum bir mankenin üstünde. Tam önüne geliyorum. Arkadaşımla birlikteyim. Ona değil, bana. Çünkü o lacivert severken ben siyah seviyorum. Bana diyor ki şu an baktığın takım elbise sana %50 indirimli. Benim takım elbise sevdiğimi biliyor, siyah sevdiğimi biliyor. Tam yerinde, anında ben ürüne bakarken söylüyor. Ve çok daha güzel bir tarafı var. Beni girişte karşılıyor. Bu ürün alımı sırasında, yani ürün alımı demeyelim de, ürünleri gezerken böyle bir deneyim yaşatabiliyor. Ama hepsinden daha önemlisi, bu dünyada henüz yapılmadı ve bence çok güzel bir şey. Şimdi müşteri girip de alışverişini tamamladıktan sonra artık kasada ödemesini yapmış, bitmiş yani, o adam tüketmiş. Ona biz şu an mevcutta sadakat veriyoruz. Tamam, bunun bir temel bir motivasyonu var. Nedir o? Adam geri gelsin. Sağlıyor mu? Belli oranda sağlıyor. Yani sadakat programlarının belli başarıları var. Ama şu yok. Ben mağaza içindeyken, yani girdim, geziyorum, çıkıyorum veya işte bir şey alacağım, öbürünü almak aklımda yok. Tüketimi gerçekleştirmeden evvel beni satışa yönlendirecek bir şey yok ortada. Bana baştan verse o sadakat puanını, işte sırf mağazayı ziyaret ettiğim için mesela Migros puan kazansam, Boyner puan kazansam veya baştan bir indirim veya kupon kişiselleştirilmiş anlamda alsam veya o ürüne bakarken alsam, belki ben onu gidip satın alacağım. Bu bir satışa dönüşecek. Bu yok. İşte buna olanak tanıması bence çok güzel bir deneyim. Mağaza içinde bence süper bir deneyim. Şimdi burada bir, bilmiyorum küçük mü kalıyor ekrandan ama ben anlatayım size, bir retail analizi yaptık. Yani bunlarla ilgili nerelere nasıl penetre edebiliriz? Bir Türkiye pazarını şöyle bir inceledik. Ve her alandan şöyle 2-3 büyük markayı alarak böyle mağaza sayılarına falan baktık. Gördük ki en başta benzin istasyonları var. Yani müthiş bir oranda, gerçekten neredeyse yarısı o. İşte giyim kuşam ikinci sırada. Fast food ve kafeler üçüncü sırada ve bunu süpermarket ve işte elektronik mağazaları takip ediyor. Bu da aslında bu pazarın gelişmesindeki roadmap anlamında güzel bir bilgi, güzel bir grafik. Ve sonuç olarak ne olmuş oluyor? Ben tüketiciye uçtan uca şöyle bir dünya kurmuş oluyorum.
al akıllı telefonunu git bir. İşte ilk değindiğimiz konu webde, e-ticaretteki gap. Git o gap'i kapat diyorum. Çünkü kart bilgini paylaşmayacaksın. Çok kolay ödeme yapacaksın. Bunu 20 saniyede sağlayacaksın. İki, katma değerli bir shopping, alışveriş sağlıyorum. Mevcutta fiziki çözümlerin sağlayamadığı zekada, kişiselleştirmede ve tam yerinde anında gerçekten katma değerli bir alışveriş deneyimi sağlıyorum. Üç, çok kolay ve güvenli banka ve utility tool'ları getiriyorum. İşte ulaşım gibi veya basic para gönderme gibi. İşte bunları yaptığımız an aslında tüketici için bu mobil cihazlardan tüketimin bir yeni bir ekonomiye dönüşmesi adına müthiş bir deneyim yaratmış oluyoruz. Uçtan uca çünkü. Her yerde yaşayabiliyor. Şimdi insanlar hiçbir zaman bir yerde kullanıp öbür yerde kullanamadığı bir şeyi temel alışkanlığı haline getirmez. Çünkü alternatifin hep dependent'tir. Yani kimse cüzdanını bugün bir mobil cüzdan çıkardık diye atmaz. Ama bunu yaptığımız zaman işte o zaman behavior shift her alanda olmaya başlar. İşte bunu zaten yapınca da bu benim genelde her sunumda kullandığım ve çok sevdiğim bir slide. İşte bu ekosistemi yaratmış oluyoruz. Gerçekten bankacılık, işte ulaşım, e-ticaret, perakende ve telekomünikasyonun birleştiği ve ortasında da mobil cihazların olduğu yeni bir ekonomi yaratmış oluyoruz. Ama bunu böyle tek başımıza falan yapmak mümkün değil. Yani ciddi bir ağ oluşturmamız lazım. Benim aslında en önemli vermek istediğim mesaj da bu. Bütün mobil uygulama geliştiriciler, yani hem ticarete hem işte CRM ya da hem loyalty tarafına yönelik, ister online dünyaya olsun, ister retail'a, perakende yönelik olsun, işler yapan herkesin, işte henüz bizim ülkemizde pazar o doygunluğa erişmedi ama yavaş yavaş bunu sağlamak lazım. Bu API'lerle bütün havuzu birbirine açması lazım. Ve gerçekten çok ciddi bir ağ yapısı ve bağlantı yapısı oluşması lazım ki bu bir ekosisteme dönüşebilsin ülke çapında. Son olarak baktığımızda şunu görüyoruz. Şimdi global beklenti şu. Diyorlar ki 2016'da bu e-commerce dünyası her şeyle ilgili birlikte, yani para göndermeden, alışverişten, ödemelere yaklaşık işte 1.8 trilyon dolar civarı bir pazar hacmine ulaşacak. Bunun sırf 800 milyar doları fiziki ürün alışverişlerinde olacak, yani perakende de. Bunlar çok ciddi rakamlar. Bu global rakamlar bunlar. Ülkemiz için henüz bu tür insight'lar kurmak için çok erken. Ama ülkemiz de bu dilimden biraz nasiplensin ve bu pazar payından birazcık alsın istiyorsak, işte o uçtan uca ekosistemi, bütün böyle bu tür anlamdaki girişimleri birbirine kapılarını açarak oluşturmamız, o network'ü sağlamamız lazım. Bu anlamda da bu kadar müthiş gelişen ve bu kadar büyük bir pazarın bizim ülkemizde de gerekli böyle dinamikleri, işte gerekli ne bileyim doneleri sağlarsak gerçekten ivmeli ve güzel bir yere geleceğine inanıyorum. Bu yüzden e-commerce'e inandığım için zaten bu işi yapıyorum. Bu kadar. Evet.